Normalde Çağrı her şeyi tutuyor ki zaten. Selamünaleyküm. Özellikle 2-1. Aleyküm konuda. Ver her fırkam. From... Ya bunu TR'ye çevirsenize. Ben yanlış bir yere girdim büyük ihtimalle. Çağrı. He. Sana buradan birer tane kelime verelim, tamam mı? He. Toplamda 3 tane kelime. O kelimelerle bir şeyler anlat ve adamı böyle ikna et, tamam mı mesela? Tamam, ver kanka. Tam uzmanına geldin. Yalnız şunu bir TR'ye nasıl alınıyor hocam? Bu amına koydum fotoğrafını kimle çekittiriyorum ben şu anda? O ne lan? Ne bileyim amına koyayım, bu oyunda da bu var ya, sürekli bir şey sunuyor kanka. Nereden Türkçe alınıyor hocam ya bu? Marcelo değil mi oğlum o? Biz Blind'da onu yapıyorduk Çağrı. Doğaçlama, ben senin doğaçlamana güveniyorum. Kanka. Yaparım. İlk üç kelimeyi veriyorum. Sığır, doktor, bir de Rus salatası. Bunlarla ne yapacağım şimdi? Bunların üçüyle adama ilk giriş yaptığında, tanıştıktan sonra üçüyle bir tane hikaye anlatacaksın ve kendini öyle tanıtacaksın. Ay anasını ya. Tamam kanka. Sığır Ama üç doktor. kelimeyi de tık 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 kullanacaksın yani. Adam da siktir lan demeyecek. O kadar da Merhaba. gerçek olacak. Selamlar. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, Geliyor. geliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Şöyle bakayım. Ben bir tane girişimde bulundum. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından da onaylanmış İTÜ Çekirdek'te de ofisim var. Kendi Tekirdağ'da bir alanımız var abi. Şey, Bak abla. şimdi, bunu bir şey söyleyeceğim. Evet Bahati'cim. Bunu niye bu platformda yapıyor? Yok, şunu diyeceğim. Sığır yetiştiriyoruz aynı zamanda. Devam et. Kendini mi yetiştiriyor? Aynen kendim de büyüdüm işte sığırlarla beraber büyüdüm Badem. Aynen. Ama size ben Aynen. terbiyesizlik yapmamıştım Badeciğim. Selamünaleyküm. Kelimeleri unuttum. Bir daha versene Kemal. Sığır, doktor, Rus salatası. Bu ama niye direkt muhabbete bile sokmadı ki seni? Bunlar böyle kanka götleri kalkık bunu. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam kanka. Kanka, Rus salatası yer misiniz? Ben yarrağımı yerim. Yerim. Yemezsem Ne seni. boyutu nedir hocam? Yerim normalde de. Boyutu. 50-60 santim arası Seni değişiyor. sığırlar siksin o zaman Henüz seni. sığırlar. Bağırma oğlum, niye bağırıyorsun? Orospu çocuğu Bağırırım lan bağırma amır sana sikerim senin. karşı. Bağırırsam ne olur lan? Kaybol Doktor. lan. Hocam hepinizin bir şey Eboş mu? söyleyeyim mi? Alayınızın bir doktora ihtiyacı var. Eboş mu kanka? Siktir git. Ev boş Slide değil Bet mi kanka. oğlum? Ev boş Slide Bet değil mi? kanka. Efendim? Eboş'a geleyim mi? Gel, anneni Şeyi merak götürsün ediyorum. Kız eve. arkadaşınla bir Yalnız sıla mı? gitmemiş olur anan. Aa, koydu! Ne? Senin kız arkadaşın ismi Sıla mı? Nereden bildin? Nereden bildin? Siktiğim karının ismini biliyorum, o yüzden. Sen önce bir konuşmayı öğren ya. Konuş. Sen bir konuşma, bu heyecan ne ama? İlk defa mı laf sokuyorsun Bozum hayatında? orospu. Konuşmayı zaten biliyorum. Ağlama Orospu oğlum, bir çocuğu. şey yapma. Yok yok, ilk defa mı laf Havla, sokuyor bu oğlum arkadaş? havla. Havla. İlk defa Abi çocuk havlamayınca anlamıyor, anladın mı? Bunu havlayarak tecrübe etmek lazım. bir havla bakayım. Slayberk bir havla oğlum. Kurt geliyor, kurt geliyor. Analiz çıkmaya geliyor. Amına Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika bir koyayım. dakika. İşin garip tarafı ben TikTokçuyum kanka. Bütün alet edevat her şey hazır. Şimdi sizle bir kurgu TikTok çekebilir miyiz? Rica edeceğim ya. Ya bir dur oğlum, amına Vallahi koyayım sana. makarasınız bak. Ciddi Ne söylüyorum çıkar? makarasınız. Ben bu saatte bu makarayı başka bir lobide bulamam. Lütfen lan. Kanka ne Ya tıklasın? Ne tıklasın? ne? TikTok'ta ne diyeceğiz biliyor musun? Bir arkadaşa atacağım TikTok'u. Ne diyeceğiz? Sığırlar seni siksin Kemal.
Tamam hadi kanka değilim. Tamam hadi. Beni alma. Beni alma. Tamam beni tamam. Almayın. Kanka ismin gözükmüyor tamam, zaten. Hadi giriyorum. Selamun aleyküm. Şimdi size iki tane kelime vereceğim. Kemal ve Sığır. Bana bundan bir cümle kurabilir misiniz? Kemal seni sığırlar siktir. Deli amına. Senin götünü sikeyim ya. Ulan güle güle izliyordum yayını. Moral tadım kaçtı şey amına koydum. Korktum anasını. Kanka oğlum bir şey diyeyim, psikolojisi bozulmuş bu. Kanka beni yardım edin kanka, bana yardım edin. Sen şey yapsana kanka, bak ciddi bir soru soracağım. Bir dakika ne yapayım hocam? Ne yapayım? Sen... Söyle ne yapayım? Ne yapayım? Bak ciddi bir soru şey söyleyeceğim. Dur takım elbise mi giyeyim geleyim o zaman. Şey amına koydum, ciddi soru sorsana lan, saatin kaçında burada lobideyiz. Ya orospu çocuğu bir dur bir laf. Pardon abi, özür dilerim abi. Özür diliyorum, pardon, seni dinliyorum. Derhal ne yapıyorsun biliyor musun şu an? Ne derhal yapayım? Kız arkadaşını odaya çekiyorsun, kendini siktirip çıkıyorsun. Çabuk. Acil lazım. Tamam. Acil acil. Kız arkadaşım yok, erkek arkadaşım içeride. Serkan! Serkan da olur abi. Hayatım Kemal bunlar bana ya. Ne diyor? Delik olsun yeter baba, getir. Kemal'le sığır mı dedik, ne dedik dur. Kemal'e sığır sikecekti de o konuyumuzu geç. Bir şey soracağım hocam. Bak bir şey soracağım. Kemal'i al bakayım odaya. Bir dakika bir şey sorabilir miyim hocam? Çok ciddi soruyorum. Saatlerimiz 06.37'yi gösterirken siz bu yerinde ne yapıyorsunuz hocam, iki kişi, iki erkek? Kanka şu an karı kız ağlıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Karı kız ağlıyorsunuz öyle mi? Aynen, karı kız ağlıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Hocam bir tane ağlayabilir misin ben buradayken? Merak ettim stilini. Ağlamam mı? Avlar mısın bir tane karı kız? Ya ben senin dilinden konuşuyorum, kusura bakma. Avla. Oğlum sen demedin mi karı kız avlıyorum dedin? Avlıyorum yavrum, avlıyorum ne dedim amına kodumu salla sen. Ne dedin ya senin adın ne? Adını bir söylesene. Saman mı var amına? Adım Serdar. Bak sana ciddi bir soru soruyorum. Serdar. Orası top Serdar. Aybek ne koydu o zaman? Efendim doğru lakabım o. Evet. Bir şey soracağız. He. Senin yanında babana tokat atsam ne yaparsın? Babama tokat mı atsan? Aynen. Küfür değil bak. Direkt yani babana şaplak vursam yanında ne yaparsın sen? Bir kötü olurum abi. Kötü mü? Tamam sağ ol. Bunun cevabını arıyorum da. Neden ki? Merak ediyorum sana. Abi senin ismin ne? Şükrü benim ismim. Şükrü abi. Ben senin yanında iki ismim var benim. Anana, o annene tokat atsam peki ne yaparsın? Bunu bilmen lazım. Yok ne yaparsın? Babandan ya? Önce ben annene attım ya. Ne yaptın? Biliyor musun bunu cevabını? Öyle olduğu zaman. Yok senin anana mı? Bir kere. Bak tamam. Bir kere kendi annene. Yok Şükrü abi. Şükrü abi bir hayır, dakika. Bak, abi özür hayır, diliyorum. Bak bu iş ana bacıya dönmesin abi. Rica edeceğim abi. Bak Allah taş eder. Bak adama Allah taş eder. Sen kendi annene nasıl tokat atacaksın? Terbiyesizlik yapma. Ben senin babanım, terbiyesizlik yapma. Kafalar karıştı ya. Tam lafı sokamadın. Soktuğun gibi de. Abi işin şakası bir tarafa. Gerçekten ana başı karıştırmayalım. Kanka laf soksana sokmasana. Ananı sokmuş zaten yer lan. Doğrudur. Laf soksana ya. Tamam abi tamam. Sensin. Bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten ana bacı olsun istemiyorum bu lobide ya. Ben oğlum, ne anabacısı ya amına koyayım dur. Kanka özür muhabbet diliyorum. Muhabbet ediyorsun, sen anabacı diyorsun. Yok annene ben senin onunu anana küfür ettiğim için anana özür diliyorum. Derhal bak o zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Ben de o annene bak o annenin var ya annenin ama, ben mübarek ellerinden öpeyim. Top Serdar. Efendim? Top Serdar o zaman bak bunları yapmak istiyorsan içeri gidiyorsun odaya, anneni uyandırıyorsun. He. Tamam mı? Elinden öpüyorsun, benden de bol bol selam söylüyorsun. Beni özlediyse numaramı veririm tekrardan. Tekrardan görüşürüm yani, hiç problem. Hiç kesin. Ne diyeyim, kimin selam var diyeyim? Babamın da selamı. Şükrü. Babamın selamı vardı. Şükrü. Şimdi bir kere sen bana Şükrü diye... Oğlum sen babanla nasıl konuşuyorsun lan? Tokadı vurdum. Şükrü. Ben senin babanım adamı. Şükrü. Şükrü.
Annen diyor ki artık çok oyun oynamış diyor. Birazcık da diyor ders çalışsın diyor. Tamam annesi. Şükrü ders çalış birazcık. Anladın mı kanka? Hani annen yanımda RPS yaptım. Annen benim yanımda. Annen bana diyor ki Şükrü ne yapıyor bu saatte orada diyor. Ben de seni uyarıyorum. Laf bu. Anlamadın diyor. Sokunca da keyifli olmuyor. Oros bu. Anlayın biraz geliştirin kendinizi. Zorlayın amına koyayım şu ortalamayı biraz yükseltin ya. Sen bak hayır sen ya, senden olur. Daha ultra bir şey beklerdim yani. Yaşın 17 muhtemel. 17-18 arası bir şey. Senden biraz daha tecrübeli bir şey beklerdim. Bütün tecrübemi işte. Sende kullandım oğlum. Bütün vitaminimi içtim, yedim, her şeyimi yaptım. Seni dünyaya getirdik. Bu da böyle oldu. Puh lanet olsun. Bir daha da hayır. Çocuk yapmayacağım amına koyayım. Bak bir şey ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan Şükrü? Ne oldu lan Şükrü? Nasıl siktim seni ha? Şükrü nasıl siktim seni ha? Ha Şükrü nasıl siktim lan seni? Şükrü! Şükrü! Deli olası bir çocuğu. Bir saniye bir sakin ol. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Hocam. Bir şey söyleyeceğim. Saat 06:41. Siz burada ne yapıyordunuz? Ben bu cevabı istiyorum ya. Seni bekliyorduk. Sana grup yapacaktık. Tam seni bekliyorduk. Ben de seni bekledim zamanı. Tam 9 ay beklettin bizi orospu. 9 ay ananla bekledik amına koyayım. Çıkan da bu yani anladın mı? Bir şey de çıkmadı 9 ay. Hani kupon eskiden gazetelerde kuponla bisiklet veriyorlardı amına koyayım. 9 ayda 10 ayda alıyordum bisikletimizi bilmem ne bizi. Ben bu lavuğa 9 ay bekledik ya amına sikim 9 ay ya. Çıkan ürün bu. Ama bunun suçu yok. Biz vitamin... Biz bir şey söyleyeyim. Ben kivi yemedim. Biraz kivi daha, seni yapmadan biraz önce. Biraz daha zorlaman lazım. Biraz daha ananı zorladım işte. Biraz daha. Tövbe Rasulü estağfurullah bana biraz, geldi. Şu an biraz daha çaba vermen lazım. Biraz daha... Şimdi sana bir tane kardeş düşünüyoruz yani. Zaten. Bak bir iki tane daha şöyle evde otur. Kağıdı al. Tamam. Ne yapalım? IQ'nu ölç tamam mı? Ona göre biraz daha böyle esprilerini... Bir dakika Allah belamı versin evde oturdum şu anda. Kağıdı aldım. Kalem de alayım mı? Kalemi de aldım. Yok ya run yazarsın. Evet IQ'mu ölçer misin benim? Bana sorular sor. Kendi olsun amına koyayım. Bundan ben ölçeyim. Ulan mal kendi IQ'm benim bana kalırsa 250 IQ'm ben amına koyayım. Sen sen ölçsene. Tamam 250 diyor. Şimdi adam zahmet edemez. Adam tam bütün zahmeti seni yaparken kullanmış. Anladın mı? Hocam ben aynı ama bu buna puan veremiyorum. Kusura bakma. Hayır, ama... Bir fual veriyorum sana sarı kart. Çünkü aynı şakayı döndürdün yine yaptın. Ama sen de haklısın. Ben de annene yaptım ama aynı şeyi. Aynı döndüre şakalar yaptım. Benimki olmamış evet. Ben şimdi görüyorum ki benimki olmamış. Benim yaptığım ürün Şükrü olmamış. Ne yapalım? Bir şey diyeyim mi? Şunun iddiasına girelim abi. Hayatım boyunca bir... Tut lan! Tut bir şeyin iddiasına girme lan! İddiaya girme lan benim iddia fobim var! Bayern Münih üst. Leverkusen atar. Arsenal gol Leverkusen. Bunları yaz. Orospu çocuğu yaz. Cebine para girsin. Amına koydum Manchester. Karşılıklı gol var. Bayern Münih. Peki, Real Madrid 1 kendi evinde maç kaybetmiyor. Amını siktim at 20 lira at da para gör. Bak sana banko maç verdi bak. Fakirliğin gözü kör olsun. Cebinde 50 liram var mı lan bu çocuğu? Cebinde senin kaç paran var ya? Senin amına koyayım cebinde kaç paran var ya? Oğlum hepsini annene verdi ya kusura bakma yarın. Senin bana bir şey söyle bana bir şey söyleyeceğim sana ya. Senin cebinde senin akbilinde ne kadar olabilir ki amına koyayım? Senin Carrefour kartın var mı ya? Sen Carrefour mu gördün hayatında amına koyayım? Bu kartı bana bak Carrefour'dan kart dediler bana oğlum. Gerizekalı ben Carrefour'un müşterisiyim. Senin engelli kartın mı var? Ey yavrum ey. Benim engelli kartım yok. Ya senin akbilinde ne kadar var? İndirimli akbilin var mı senin ya? Hiç bu akbilde 25 lira para var ya. Sen ne anlatıyorsun? Tamam işte yaram engellisin ya o yüzden yarış hocam yapmayayım. Ne iş yapıyorduk? Oğlum anne sana anlatmadı mı? Bir dakika. Evine bıraktım ben. Hocam ne iş yapıyorduk? Akbil kullanmadım ya. Yok anlatmadı. Ne iş yapıyorduk? Bak fotoğraftaki sazlar ya götüne gitsin. Ne iş yapıyorduk ya? Orospu çocuğu baksana fotoğrafı. Orospu çocukluğu mu yapıyorsun? Tamam orospu çocukluğu yapıyor. Kaç aydan beri yapıyorsun orospu çocukluğunu? Vallahi annenle ne kadar uzun süreden beri yapıyorsun bu orospu çocukluğunu onu söyle. En az 2 sene yazıyorum. 2 sene yazıyorum. 2 sene yazıyorum. Senin hocam sen bir dakika sus. Şükrü sen sus. Şükrü sus artık. Sen konuş. Diğeri konuşsun. Ne var yarın? Ha. Sen ne iş yapıyorsun? Bayrak atsana bu arada.
Bu arada bayrak atalım. Bak bunu unutuyorsunuz. Bayrak... Sikeceğim belanızı. Bayrağı atın. Muhabbet devam etsin. Bayrak atmayı unutmayın. Evet, sen ne iş yapıyorsun? Sen söyle. Ne iş yapıyorsun? Pezevenk anneni kiralıyorum yani. Dükkanım var. Pezevenk yazıyorum sana da. Pezevenk orospu çocuğu yazsam daha dolu oluyor CV. Pezevenk orospu çocuğu yazıyorum sana da. Senin gibi yani annesini kiralama. Evet. Pezevenk orospu çocuğu CV dolgun gösteriyor. Ama kendi CV'ni de kopyalama. Bundan sonra küfür eden anasını sikeyim bundan sonra küfür eden. Dedim bak kendini yazmayacaksın. Terbiyesizlik yapmasalar da küfür yok. Bak ben sakin konuşuyorum. 3 yani... sene sonra orospu çocuğu Serdar Lavsak zamanı. Evet, küfür etti. Yine mi sen ettin ya? Senin ama... ananı sikmekten ben yoruldum. Yine mi? Sen etme artık ya. Bir dinlendir anneni. Evet. Pezevenk. Pezevenk orospu çocuğu konuştuktan sonra... Tamam dur. Seninki dinlendiyse... Hocam bir dakika. Hocam ben Twitter fenomeniyim. Bir dakika Twitter fenomeni. İnternetten manda sütü satıyorum internetten. Manda sütü. İlgilenir miydik manda sütü? Fakir orospu çocuğu. Oğlum işimdeyim gücümdeyim ya. İşimdeyim gücümdeyim oğlum. Kimseden borç almıyorum, para almıyorum. Manda sütü satıyorum ya. Amına kodum. İlgilenir miyiz? Doğal taze manda. Sütüne doğal orospu çocuğu bilgisayar alacak. Milletin sigarasına çöken orospu çocuğu. Fakir mi usta? Fakir mi diyor bak. Dikeceksin diyor. Belli olsun diye de üstünü başını yırtacağım diyor. Serdar'ı da yırtacağım. Serdar'ı çıplak bırakacağım. Fakir oldu belli olsun diye. Hocam bir kere ben fakir değilim. Bir bayrağı bassana bir ya. Ben bir de şey diyeyim mi Yılmaz abi? Annesini acıyorum bak. Annesi bunu okutmak için götünü sikliyor. Gelmiş burada salak salak şey be ya. Vallahi yazık ama annene acıyorum. Ya kadın da ekmeğinde. Boş ver. Ne yapsın? Yazık. Bitti mi hocam? Anancılık bitti mi? Özelim bu bayrağı bassana ya. Niye ben basıyorum oğlum? Siz bassanız ama bayrağı götünden çıkart da bir atı ver bayrağı. Sana demiyorum. Ben ana bastım. He pardon. Ben ana kodumun olur. Tamam pardon. Kim bu orası çocuğu? Hoş geldiniz. Gel mikrofonu kapattım ona. Oğlan dişi kilitlendi lan. Hocam bir şey soracağım ya. Hakikaten bak. Özür diliyorum ettiğim küfürlerden dolayı. Bir dur amına koyayım ya. Yaş kaç lan Yılmaz? Yaş kaç Yılmaz? 17 yaş. 17 yaş. Kemik yaşın kaç? Bana nasıl sor? Orospu çocuğu. Ne yapacaksın kemiğimi? Amına kodumun organ mafyası orospu. Ama seninle hiç muhabbet edilemiyor. Seninle hiç muhabbet edilemiyor. Ben artık gerginim ya. Ben sana kibar konuşuyordum. Sen bana bağırdın. Bir şey söyleyeyim mi? Valla bağırmayı bırak da hocam. Sen bana hakikaten bağırdın. Çok fazla küfür ediyorsunuz ha. Hayır asla. Öyle bir şey yok. Ayılık da başladı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Oğlum bana bir tane mantıklı açıklama verin ya. Bu saatte burada ne yapıyorsunuz ya? Oyun oynuyoruz oğlum. Yorgun işten çıktık. Biraz dinleniyoruz. Ne iş yapıyorsunuz kanka? İnsan gibi bak iletişim kurmaya çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz ya? Oğlum an. Oğlum niye iletişim kuruyorsun? Hala an diyor. Hala arancılıkta. Hayır bunun haberi vardı ama. Sen izin aldım demedin mi oğlundan? Hayır abi bak. Diyorum ki bak. Aldık sen öyle hatırlıyorum. Hala anancı diyor. Hayır, demek ki annesinin orospu olduğunu biliyor ama ne? Biliyor işte dedim ya haberi var. Yazık lan. Var ya banko var ya. Hocam size ben bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Sizden bir sikim olmaz hocam. Sebep? Yılmaz annenle de konuşuyorum. Seni özel okula verdirecektim ben. Parasını ben ödeyecektim. Özel okulu verdirmiyorum senin. Niye belki ben özel okulda okumak istiyorum orospu çocuğu? Yok özel okulu hak etmedin. Lan rest niye davet isteği atıp atıp durdun? Geldin amına koyayım rest konuş. Çağrı. Bak orospu çocuğu top çağrı. Efendim? Cidden top mu lakabın? Ciddi soruyorum bak delikanlı cevapları. Top ama tenis topu. Ama niye? Niye? Ben voleybol diye duydum. Yok tenis topu. O toplar karışmış o zaman ya. Olabilir. Tamam mutlu oldun mu kanka? Bir dakika bana laf soktun. Mutlu oldun mu ya? Bana bunu söyle ya. Hayır. Kim? Yok oğlum yarrağı da toplamaz mı? Yoksa olmaz. Like, tahmin etmiyor. Bunu anlamıyor musun amına? Çağrı'ya bassana be. Sizinle gerçekten iletişim kurmak çok zor. Çağrı'ya bassana evet, Serhat. Evet sen.
Havlama dinle. Bak havlamayınca anlamıyorsun, gördün mü? Havlayacağız ki anlayacaksın. PUBG Mobile'da. Ben küfür seven bir insan değilim. İki adet ama orospu çocuğu kaybolmuştur. Görenlerin dikkatine. Görenlerin dikkatine. Ben bulduk seni. Yılmaz. Ha geldi bak. İki tane. Yılmaz orospu çocuğuyla. Voxic. Senin ismin ne? İsmin ne ismin? Oğlum bu kadar mı zoruna gitti? Şaka yaptık ya. Şaka yaptık orospu çocuğu. Görenlerin. Bu kadar mı? Danışmaya getirmesine rica olunur. Tamam, bir tanesi bulundu. Slideback bulundu. Söyleyin onlara. Hadi siktir. Hocam selamun aleyküm, kolay gelsin. Nereden konuşuyorsun? Nasıl nereden konuşuyorsun? Oğlum ya, ağzından bir mikrofonu çıkar, çıtır çıtır sesler geliyor ya. Oldu mu? He? Ya siktir git, ne diyorsun ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. O nasıl bir ses lan? Sefa, Sefa kız değiliz diye mi lobiden atılıyoruz Sefa? Ne oldu? Selin Hanım merhabalar. Selin Hanım, bir sesinizi duyabilir miyim? Uzun zamandır kız sesi duymadım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam arkadaşım. Arkadaşlar ben uzun zamandır kız sesi duymadım ya. Kız sesi çıkartabilecek var mı lobide? Sen çıkart da evet, seni sikip yollayalım kardeşim. Ya oğlum burası niye bu kadar ofansif ya bugün? Son dönemlerde olduğu gibi. Eren selamun aleyküm. Selamun aleyküm lan. Aleyküm selam kankam. Eren. Aleyküm selam. Buyur. Kendini havalı mı zannediyorsun? Boydan fotoğraf koymuşsun da burası mankenlik ajansı mı? Ha piç kursu. Burada kız düşürmeye mi girdin bu oyuna? Kız düşürmeye değil. Gel istersen seni de düşüreyim yere. Yat aşağıya. Yo ben etkilendim tıkladım zaten de. Senin derdin ne ya? Burada oyunu oynamaya mı girdiniz? Ne bu? Hakikaten soruyorum. Kanka alakası yok. Kanka yok yok. 6.53'ü sen bu profil fotoğrafıyla buradan niye caka atıyorsun yani? Onu anlayamadım Eren. Kanka normal fotoğraf yani benim... Hayır oğlum fotoğraf... normal fotoğraf falan değil. Çok seksi. Çok seksi. Normal falan değil. Vesikalık mı koyayım amına koyayım? Allah Allah. Ya bir sana gece... tavuk atacağım dur. Dur beleş tavuk atacağım kanka. Tavuk mu atacaksın? Tavuğa bayılıyorum her gün. Seni ekleyebilir miyim kanka? Efendim? Seni ekleyebilir miyim? Ekle kanka. Sikmeyeceksen ekle. Yok. Hocam gerçekten bir şey soracağım. Siker gibi yapar ama sikmez. Siker gibi yapar ama sikmekse sıkıntı yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Hocam saat... Söyle. Bak saat 7'ye geliyor. 7'ye geliyor. Evet. Allah'ınız varsa bana burada bu saatte ne yaptığınızı söyleyin lan. Üç erkek bu lobide ne yapıyordunuz? Oyun oynuyoruz kanka. Oğlum oyun falan oynuyorum. Ben buraya geldiğimde seksi cümleler kullanıyordunuz birbirinize karşı. Kanka sabah namazını yeni kıldık, oyun oynuyoruz. Oo, bak seni sikerim. Harbi mi diyorsun? Bak seni sikerim. Bak evet. Kim o beni sikecek olan kim? Ben. Sen kimsin? Bir seni tanıyayım bakayım. Patron. Gel gel zıpla. Patron. Patron. Efendim. Ben bir tane çiftlik açtım da kar ortağı arıyorum patron. Tamam gel. Gelseniz sikim ol. Oğlum ha, adamın neşesi ya. Modu çok yerinde benim. Valla tam benim aradığım oyuncu ya. Öyle oynamayı mi? Bilme gel benimle sohbet et kanka. Sus lan sikerim seni şimdi. Siktir bir amına koyayım. Yok yok. Bak bak beni övüyordu, nasıl bozuldu amına koyayım. Tugay, Tugay selamun aleyküm. Tövbe tövbe. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kanka bir şey söyleyeceğim. Emülatörüm de bir şey söyleyeceğim sadece. Bu profil fotoğrafında böyle hayalperest bir duruşum var. Hayırdır kanka? Hayırdır.
Beğenmediysen değiştireyim ya. Yok, beğendim de girdim zaten lobiye. Beğendim, hoşuma gitti girdim. Ama böyle bir hayal kurmuşsun da böyle dalmışsın gibi fotoğrafın var. Gözler kapalı falan. Kardeş, beğendim derken gözü bize mi diktin ya? Bu arada yanlış anlamazsanız, uzun zamandır kız sesi duymuyordum. Çok teşekkür ederim, bir kız gülmesi duydum. Allah razı olsun hepinizden. Ne kız abi ya, vallahi Allah. Ama erkek o. Erkek mi? Evet abi. Kaç yaşındasın kanka? 15. Çok özür diliyorum kanka ya. O 15'ten sonra bir kalınlaşıyor ya. Tam o çatallaşma dönemindesin demek ki. Bamya sümükleniyor mu? Olabilir. Ne abi? Bamya sümükleniyor mu? Bamya sümükleniyor mu? O ne demek abi? Ne diyor lan? Boşver. Senin yaş kaç? Reis benim 24. Senin kaç? Ben de 28 kardeşim. Ne iş yapıyorsun abi? 28. 28 yapıyorsun. Daha yok, çalışmıyorum kardeşim. Normalde ne yapıyorsun? Gerçekten çok hayalperest bir duruş yapmışsın abi. Danışman işi yapıyorum. Ne danışmanlığı abi? Ya bir fabrikada şöyle söyleyeyim sana, inşaat üzerine, inşaat demir üzerine. Ha. Satış pazarlama işi. Gidiyoruz ya Mertan. Ne oluyor? Tuğay Göç. Pardon, Tuğay Türk. Bunu atın ya, bu yabancı konuş. Atma. Pardon, atma. Atma, Türkçe konuşacağım, atma. Sağır olduk ya, bir dakika ya. Oğlum biraz sabah. At bunu ya, kulağımız. Kulağımızı şey yaptı ya. Yok, al sana tavuk atayım. Abi bir şey söyleyeceğim. İnşaat firmasında sana neyi danışıyorlar tam olarak? Diyorlar ki Silay Berk'in anasını sik diyorlar. İşte. Kezeme gün çocuğu. Var ya. Abi bu orospu çocukları işte böyle bu saatte takılıyorlar. Lobi abone koyayım. Herkese küfür ediyorlar. Ya ne diyorsun? Benim zaten bir tanesi geldi. Bak abi, bu Tugay abi demin labodaydı, tamam mı? Ben de herhalde şu an kaldım. Adam dedi ki ben seni bilmem ne bir sürü küfür etti, ne yapıyorsun falan dedi labodaydı. Kardeşim sen kısa cümleler kur, internette kaldırmıyor bak. Kısa cümleler kur, internette kaldırmıyor senin. Nasıl kaldırmıyor? Ya bir yerden sonra sesin gidiyor kanka. Çok uzun cümle kurma. Şu an zaten çok mantıklı bir döneminde değilsin. Ergenliktesin büyük ihtimalle. İki cümlenden birisi de cinsellik üzerine olabilir. O yüzden kısa kur, net ol yani. Tugay abi. Ama. O zaman abi bir şey söyleyeyim. Ama demiyor. Karizmalı koru hiç. Yıkılana boru. Oo. Bak. Bu nasıl bir gecenin lafı oldu lan şimdi? Amına koyayım. Nasıl bir motto yarattın şimdi burada amına koyayım şu lobide ya. Bütün hayat mottosu, bir anda hayat mottosu yaptın bana bu lafı yani, öyle söyleyeyim sana. Karizmanı koru, al sana boru. Öyle değil abi, karizmanı koru, yıkılana boru. Yıkılana boru mu? Bir şey diyeceğim. Berk. Aynen, karizmanı koru, yıkılana efendim abi, boru. Tugay abi, efendim abi. Şimdi sana fotoğrafın açıklamasını yapayım. O evet. Fotoğrafta kucağımda bir tane köpek var, gördün mü? Köpeği göremedim abi. Abi. Dikkatli bakma. Sen direkt bana baktın. Tabii gördün karizma etkiyi. Sulanmaya çalışıyorsun. Sen var biraz değilsin abi. Abi şöyle söyleyeyim. Seni evet. Gördüm, odaya girdim yani, anladın mı? Dedim ki güzel yani, adam. İyi anlamda mı girdin, kötü anlamda mı girdin? Onu ilk önce biliyorum. Abi niyetim ciddi abi, yani. Öyle söyleyeyim. Olan... Tamam, evlenek kardeş, ayıp et. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Masraflar sana ait. Onu bunu boş ver de abi. Ben aynı zamanda gazeteciyim abi. Evet. Oha, şikayet edecek tutar. Yok şikayet etmeyeceğim de. Bu son zamanlarda abi bu sosyal medyada falan şöyle haberler dolanıyor. Yok işte oyun oynayanlar çok kudurmuş oluyorlar. Yok işte efendime söyleyeyim akıl sağlıkları bozuluyor falan. İşte birbirlerine küfür ediyorlar. Ben de bir tane haber hazırlıyorum abi şu anda. Haber hazırlıyorum. İşte bak dizi var. Başla haber... Karizmanı koru, yıkılana boru. Bak mesela bu bir dakika dizi. Bir dakika dizi. Sen bir 31 çek mesela... kessene kanka. Bir mantıklı ol ya. Bir çek gel ya. Rahat konuşalım amına koyayım ya.
Senin bu yaşta sen 15 dakika arayla gidip geliyor olman lazım ya. Tövbe estağfurullah. Evet, mantıksal evet, olarak evet, düşün. Evet. Mantıksal olarak düşünürsen dizi saat düşen kaç? Sabahın 7'si. Yedi abi. Burada ne işi var? Sen gazetecisin. Abi 3 aydır böyleyim. 3 aydır. Adam diyor ki uyumuyorum, yemiyorum, şimdi ben, içmiyorum diyor. Şimdi ben bir iki şimdi ben 2 saatte bilgisayara geçerim. Böyle yine tablete geçerim. Evden çıkmıyorum. Asosyalim 5 aydır evdeyiz. Sen ne yapıyorsun? Bilgisayara geçiyorsun sonra telefona geçiyorsun, tablete mi geçiyorsun sonra? Aynen öyle öyle. Bir de PlayStation'a geçiyorum. Bayağı monokon. Niye ders çalışmıyor? Lükse bak. Kaçıncı sınıfsın lan? Lise 1'e yeni geçtim. Niye ders çalışmıyorsun? Abi çok sıkıcı. Ha çok sıkıcıysa tamam siktir et o zaman ya. Net bir cevap söyledim abi. Biz geri zekalıydık zamanında ders çalıştık günlerce gecelerce ben test çözdüm ya. Lan kafada saç kalmadı saç. Ya abi bu çocuklar ne diyor ya? Ben günde 8 saat ders çalıştığımı biliyorum ya. 8 saat ben oyun oynamazsam zaten ölürüm. Ben günde 8 saat ders çalıştım, test çözdüm, deneme çözdüm. Bugünlere böyle geldik koçum. Bak işte gör. Örnek insan gör. Kalecilik yapıyorum ya. Dağlar başı altyapı diyeyim. Ben de marangozum. Araş benim olayım. Abi okuyan da aynı, okumayan da aynı. Kim diyor bunu? Bu Türkiye'de öyle abi. Sadece Türkiye'de ya öyle. Ya 15 yaşındasın ama bunu. Deden sen Na, çok mu dedenlerle çok mu görüşüyorsun? Seni zorla dedenlere mi götürüyorlar ya annenler? Onu bana bir söyle. Zorla dedenlere götürülmüşsün de amına koyayım bir Kanal 7'ye maruz bırakılmış bir çocuk görüyorum karşımda şu anda. Abi kanka bak abi bu Kanal 7 şey tamam okuyayım. Ben bakayım ben. Koy abi. Abi zaten efendim? Altlı üstlüyüz de dedemlerle. Abi sizden bir şey... Altlı üstlüyüz var. Nereden bildim? Tugay abi sizden bir şey isteyebilir miyim abi? Tabii ki. Abi ben şimdi bir tane haber hazırlasam. Siz de ben lobiye yeni gelmişim tabii gibi gelsem. Böyle merhaba diyerek tamam girsem. Siz de bana güzel davransanız merhaba, iyi oyunlar, bol şans desek birbirimize. Küfür kıyamet tabii olmadan tabii birbirimize ki saygı sevgi çerçevesi içerisinde yapabilir miyiz abi? Tabii ki. Tamam dur giriyorum abi tekrar. Merhaba. Merhaba, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hoş abi. Merhaba. Müsait mi? Tabii ki. Her zaman. Herkese değil sana her zaman müsaitiz. Umuyorum güzel bir maç olur abi. Umuyorum güzel eğleniriz. Oha. İnşallah. Tabii ki. Bir şey söylemek ister misiniz rakiplerimize? O kim lan? Ben yine ciddiyeti bozdum abi. Kim lan? Abi bir şey söylemek ister misiniz rakiplerimize? Nereden konuşup çıkıyor? Diziye bırakıyorum, dizi söylesin. Karizma koru yıkılır. Abi o cıvıtıyor, sen söyler misin? Merhaba, bir şey söylemek ister misiniz rakiplerimize? Sese bak. Bol şans. Rakipler öldürelim direkt. Rakiplerimize bol şans diliyoruz bugün. Doğru mu? Aynen kardeşim. Adam moderatör gibi ya. Tugay. Aynen değil mi? Aynen. 28 yaşında. Çok iyi. Bir inşaat firmasında danışmanlık abi yaptı. Abi ediyordu abi. Tugay benim de bu gece başında PUBG oynuyor. Bir dakika dur. Teşekkürler Tugay. Teşekkürler. Adam gazeteci sileyi bak. Belki. Yuh. Ali. Çok iyi diksiyon var. Efendim. İstiyorsan sana diksiyon dersi verebilirim. Çok kısa bak. 30 saniyede yani 2 dakikada bu zamana kızları etkileme diksiyon dersini verebilirim kankam, sana. Kankam direkt seni ekliyorum. Seni direkt ekliyorum. Şimdi dediğimi yap. Dediğimi yap. Ooo de bakayım. Oo. Şunu yap şimdi. O'yu derken dilini içeride bir dolandır. Üstten alta doğru bir tur attır bakalım. Biraz daha aç ağzını. Ağzını açarak yap Ali. Bak açmıyorsun ağzını. Tam aç. Kesin burada bir pişlik var değil mi? Yok oğlum ne pişti? Açarak yap ağzını. Yemin et lan. Allah bir şey yok. Aç ağzını. Şimdi gırtlaktan şunu yap. Bak gırtlaktan şunu yap. Yap. O tükürüğü gırtlakla sektir.
Şimdi aha, şöyle pu de yere tükür şimdi. Tükür yere. Pu amına koy. Aynen öyle. Şimdi bir merhaba de bakayım. Merhaba. Merhaba. Oldu ya bu. Tamam. Merhaba. Yeterli, yeterli oldun. Çok güzel. Ses tonu. Neyse ben senden daha sonra diksiyon ders alırım. Diksiyon ne oğlum? Araba mı sürüyorsunuz? Direksiyon değil, diksiyon. Ne diksiyon? Dizi. Bundan sonra 8 saat, 9 saat tablette takılma. Tamam mı kardeşim? Ne yapayım abi? Zaten zamanım bol. Hiçbir şey ne yok. Ne yapacağım? Bir sosyalleş, insanlarla muhabbet et ya. Bir iletişim kur. Diksiyon, araba mı sürüyorsun diyorsun? Adam diksiyon diyor, araba mı sürüyorsun diyorsun? Abi onu yapamıyorum ya. Çocukların hep burada psikolojisi bozulmuş. Bozulmuş bilmiyorum abi Tugay abi. Bunların psikolojileri bozulmuş ya. Aynen öyle kardeşim. Şimdi abi o zaman size bir enerji abi boşaltma seansı yapalım. Tugay abi senden şunu istiyorum. Om. Bunu yapar mısın abi? Om. Bir iki dakikaya geliyorum ben. İki dakika. Hayırdır abi nereye gidiyorsun? Mutfağa gidip geleceğim iki dakika. Ne alacaksın abi mutfaktan? Abi. Su içeceğim kardeşim. Suyu burada çok içersin abi. Lokur şeyler atacağım. Bir şey söyleyeyim. O lokur lokur suyu burada içebilir misin ya? Ya içemem ama yatağımdayım şu an. Telefonu da al götür abi mutfağa. Telefonla git. Gidelim. Mutfağa beraber gidelim abi. Abi de lavaboya beraber gittik. Sana bir ekmek arası yaptırayım mı Tugay abim? Yok aman. Ben acıktım. Bana bir tarif ver ya. Tamam dizi. Kaç kardeşsin? Evde şu an kimler yaşıyor? Abi işte, 3 kişiyiz. Kim onlar? Abim ben annem. Abi sen annen. Abinin kulağına gidip şeyde bilinçaltına işiyoruz bak. Abinin kulağında ki. Ne diyeyim? Bana itaat. Namaz kılıyor abim şu an. Ha namaz kılıyorsa dokunma. Abin namaz mı kılıyor şu an? Aynen o 5 vakit kılıyor ya. Maşallah. Abi birisi MK1881 diye birisi takıma katıldı. Gittim bu kim ki? Allah kabul et. Bilmem gelsin ha, tanışırız ya. Herkes tanışır konuşmuyoruz. MK 1881 sen beni neden tanıyorsun MK1881? Öpücük atıyor lan. Bu sana yürüyor olabilir mi ya? Hani? Dizi eski kırıklarından manita olabilir mi? Atın lobiden atın. At lobiden at lan. Niye? Manita mı lan yoksa? Manita mı lan yoksa? Dalga mı geçiyorsun ya? Tanımıyorsun ya. Allah çarpsın. Hadi hadi. Allah çarpsın. Arkadaşlar da ekli. Hadi lan hadi lan. Oğlum 15 abi yaşındasın. Allah normal Allah olur ya. Çarpacak ama ne zaman? Olur ya böyle şeyler. Abi ekli değil. Oğlum belli ki sen bu kızla takılmışsın bu lobilerde falan. Şimdi kız seni görünce geldi işte. Abi Allah'ım ama bir türlü ben anlasın ki tanımıyorum. O Mekarki Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ü seviyor bu ha. Bak sen. Abi senin de çözümleme olayına hayran kaldım yani. Olayları böyle çözüm. Öyle. Bir anda çözümledin helal olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Dur abi. Şu lobi be. Şu lobi lütfen. Lobiye gireyim lan. Şuraya bir gireyim ya. Hadi ne olur lan. Şuraya bir dua mı be? Hadi lütfen Allah'ım. Şu lobi ya. Şu lobiye girmek istiyorum ya müsaitse. İspantolu grup. Aa merhaba herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Siktir git dedi attı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya?
ikisinden birisi de olur. İkisinden birisi de olur. Kolay gelsin. Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Çağlar. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar kardeşim. Hayırlı sabahlar diyeyim daha doğrusu. Hayırlı sabahlar. Afra, sende mikrofon yok mu Afra? Afra'da mı yok? Abi bir şey söyleyeceğim. Nasılsın baba işiniz? Yalan konuşma abi, varmış işte. Afra selam, nasılsın? Aleykümselam, iyiyim, sen nasılsınız? Afra bir şey söyle, sen nasılsınız derken şu bir şey söyleyeceğim sana. Bir şeye inanır mısın bilmiyorum. O 32-32 piksellik fotoğrafım var ya, ben seni oradan gördüm, beğendim. Anneme de anlattım az önce lobiye girerken. Biz evet. Seni, ben evet. Seni istiyorum Allah'ın emri peygamberi kabiliyle. Yok, eve gelmen lazım kanka. Sen abis misin? Evet. Harbi mi diyorsun? Afra doğru mu söylüyor? Afra mikrofonun açma demedim ben sen. Ya bir şey söyleyeyim, ses tonundan da etkilendim. Görüntüden de etkilendim. Ben her şey okeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Gelebilirsin ya. Anasına babasına sormak lazım. Afra ne diyorsun, bekar mısın? Afra bekar. Ama mikrofonla konuşalım yani. Sesini de duymak istiyorum yandan. Abi diyor ki gel istiyor diyor. Ya isteyeceğim ayol da. Ama işte niyeti var mı yok mu? Küfür mü etti orada, nokta nokta çıktı? Yok ya, baksana bir şık atıyor. Afra yaş kaç? Senin yaş kaç? Benim 25. Olur olsun. 22 tamam. Ama konuş ya, mikrofon bas ya Afra. Kurtardı yaşta. Evin var mı, araban var mı? Evim, arabam var. Bu arada müzisyenim. Tamam. Fotoğrafımda sıkıntı yok ya. Aşırı yakışıklı olduğum için koymuyorum. Çok fazla yürüyorlar. O zaman şey yapalım. Ben... Afra sana konum atsın yarın. Öyle mi? Diğer günde istemeye gelin. Nerede yani yaşıyor abi, ki? Afra nerede yaşıyor? Afra yaşıyor bir yerlerde ya. Ben Afra... Her yerinden geleceksin. Ben Afra mikrofonunu açarsa anladım, kendisine bir beste yaptım. Onu söylemek isterim, mikrofonunu açarsa. Açarsa kendine kalmış. Yani açmazsa da kendi kaybeder. Ben Ankara'dayım abi. Açıyor mu Afra? Ankara. Ankara'nın neresi Bahra? Afra. Aç kız şu mikrofonunu. Bir besteyle beni kandırabileceğini mi düşündün? Düşünüyorum. Doğru düşünmüşsün. O zaman aç. Ya niye mikrofon basmıyorsun peki? Hastayım çünkü. Hasta mısın? Evet. Oy sana geçmiş olsun, sana mercimek çorbası yapayım mı? Sana geçmiş olsun, seni mercimek çorbası yapayım sana. Açmasam da olurmuş. Ha, şaka yaptım Afra ya. Sana bir tane beste söylemek istiyorum ama besteden sonra eğer etkilendiysen etkilendim demeni isteyeceğim. Hadi. Tamam mı? Tamam. O zaman gitarımı alıyorum. Bekliyoruz. Ses deneme 1-2-3. Geliyor mu? Güzellik böyle
denizim. Sesine hayatım dönsün dursun yine, kaçsın gelsin burada bir kuş uçmuş yine içimde. Sen orada, bense alkış tutalım arkadaşlar. Uzakta. Ne olurdu hayal gibi kurdum seni. Saatim 8 bile değildi. Uyandır beni. Abi. Rüyadan. Ne abi? Ne olur Afra, ne olur bir daha bana bakma. Utanıyorum. Çorba kaynasın gelsin evde, mutfakta hep orada Afra. Kaç bana. Kaç bana Afra. Nasıl? Bu doğaçlama. Abi harikasın. Doğaçlamaydı ha, nasıl? Güzel kanka. Sağlık, ağzına sağlık. Eyvallah ama Afra Hanım'ın yorumları sizinkinden daha önemli şu an için. Afra konuşsun artık. Afra, beğendin mi Afra? Abi buna düşmeyen kızı iterim. Şaka yapıyorum. Afra bir ses, mikrofon açar mısın Afracığım lütfen? Abi daha önce biri bana yazmış ki sizin lobinin sesi bana geliyor yazmış. Bir şey diyeceğim. Evet. Sen profesyonel bir yürüyücüsün. Öyle mi diyorsun Afra? Evet. Sen de amatör yürünen misin? Galiba. O zaman bu yürüyücü sana yürümek istiyor Afra. Beğendim. Bu yürüyüşü bir son buldurum ya. Efendim Afra? Beğendim. Ağzına sağlık, sesin de güzel. Sen ne iş yapıyorsun peki Afra? O nasıl bir ismini söyleme şeklim? Hoşuna gidiyor mu ismini söyleme şeklim? Ben okuyorum şu an. Ne okuyorsun? Grafik tasarım Konya'da. Konya'da grafik tasarım mı? Konya'nın neresinde okuyorsun? Nasıl bir laf abi? Bir şey soracağım. Havuz başında okuyor. Neresinde oturuyorsun? Bilmiyorum, daha hiç gitmedim pandemiden dolayı ilk senemde. He. Yok. Ankara'nın neresinde oturuyorsun? Geçiyorum. Afra hep bir dakika bir dakika Afra, bu çıkart o sigarayı ağzından Afra. Hayatım bunu konuştuk ama hastasın, içmeyeceksin. Anlıyor ama. Ama hayır yani bu kendini biraz bakacaksın kendine. Hani kendini düşünürsün, beni düşün. Kanka sakin ol. Bu arada arkadaşlar Afracığım şunu söyleyeyim. Ben sevgilisi olmayan insanlara, kızlara sevgililik hizmeti veriyorum online olarak. İsterseniz bundan bir tık sonra ücretli 100 lira saatlik. Yani bir saat boyunca sevgili rolünüzü üstleniyorum. 100 TL karşılığında. Size şarkılar söylüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İşte, sizi düşünen hareketlerde bu. Efendim Afra? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle hayatım. Bak mesela böyle oluyor. İyi bana at, 200 lira atayım lobimden git. Oy!
Senin aşkın yalanmış, bana yalanmamış mı lazım mı diyorsun? Peki Afra, sen IBAN at. Tamam mı? Ben sana 500 lira attım, yarın İstanbul'a gel. Olmaz mı? Olmaz. Son ay belki. Abi ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim de kusura bakma. Ama şaka maka bir yana, bak şaka maka bir yana, işin esprisi, sesin gerçekten çok güzel. Ya doğru, sen de güzel derken, yani bak sen de yani güzel derken o ZS oluverdi ya bir anda ansızın. Güzel. O da beni işte bitirdi Afra. Hani güzel diyordun, o Z S'ye dönüverdi ya bir anda. Güzel. Orada işte ben... Hastayım çünkü sesim çıkmıyor. Tamam orada ama ben, orada ben mi eridim ya orada. Gerçekten profesyonel bir yavşak. Profesyonel bir yavşak. Abo. Ya öyle demeseydin iyiydi ama. Adam alın teriyle iş yapıyor burada ya. Tamam o zaman Afra sana bir tane daha şarkısı. Sana bir şarkı daha var Afra. Sana bir şarkım daha var Afra, dinle. Aga hadi bakayım. Ama kız toprağım oluyor ha. Ankaralıymış. Sana güzel şeyler söyledim, evet. Hak etmedin hiçbirini, sen Afra değilsin. Birazcık güzel şeyler söyledim sana, rüyalarında bile bulamazsın. Bu türküler, bu sözler, hayallerin senin. Kötü, çok kötü Afra. Hak etmezsin bunu, sen. Hiç beni hak etmedin. Gezman Afra, gezman, gezman, gezman Afra, gezman, oh gezman, oh gezman Afra. Hak etmezsin öyle güzel sözleri, yürüyünce bile sana ciddiyim ben, oysa sana tutuklu. Gezban, gezban, o oh gezban, gezban. Afra, güzel bir şey bile söylemedin. Ulan Kezban, sen hayatında böyle şarkı mı dinledin? Beni hemen yargıladın. Sana böyle cümleler kuranların kapısına yatardım. Kezban, Kezban, Kezban. Oku beni piksel piksel, tasarla beni Kezban, Kezban, Kezban Afra, Kezban, Kezban, Kezban Afra. Haydi Konya'ya, haydi Konya'ya, haydi. Son.
Kezban. 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 Nasıl, hoşuna gitti mi? İşte bu. Gece gece bana performans sergilettirdiniz ya. Abi çok iyisin ya. Harbi mi diyorsun lan? İyisin kanka, sesin güzel de. Sesin güzel de karakter mi yok? Öyle mi anlattın ki? Bir şey söyleyeyim mi? Buyursunlar. Sen adamsın. Harbi mi diyorsun? Evet. Az önce yavşak dedin bana. Sen bana yavşak dedin diye bak. Tarihte bak, bütün bestelere bak. Zaten böyle bunlardan sonra gerçekleşiyor besteler falanlar filanlar. Hep böyle sevdiği kızın terslemesi üzerine insanlar beste yapıyor. Sen gerçekten adamsın. Beğendin mi lan hakikaten kanka? Evet. Harbi mi diyorsun? Abi bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Ses var. Doğaçlama var. Troll var. Yürüyen yeteneksin. Ama oturuyorum işte. Şaka da var işte, bunu göstermek istedim. Aynı zamanda şaka da var. Sesin geliyor mu? Bu çok... Bir de komik. Teşekkür ederim. Burcu ne senin kız? Efendim? Burcun ne? Aslan. Bayılırım aslanlara. Senin burcun ne? Terazi. Yani sormak için sordum. Burçlar hakkında bir fikrim yok. Ben sana söyleyeyim. Aslan ve terazinin uyumunu söyleyeyim sana. Öyle. Aslan burcu kükrediği zaman terazi dengeleri oturtmayı iyi bilir. Terazi burcu hassas ve güzelliklere önem verir. Aslan burcu da bu güzellikler karşısında teraziye çok iyi ayak uydurabilir. Cinsel hayatınız 10 numara ten uyumunuz vardır diyor burada. Efendime söyleyeyim. Anlaşma konusunda da, ev işleri konusunda da birbirlerine çok ortak noktalar yapalı. Aslan kadını diyor, İşten geldiği zaman terazi erkeği mutfakta her şeyini hazırlamış olur diyor. Masayı koymuş olur diyor. Burada yazanlar bunlar. Bir aslanın beklentisi bir ilişkide. Bol para diyor. 7500 TL aylık maaş alıyorsa diyor. Olur diyor aslan kadın için teraziyle. Tam sınırda tutturdum yani. O zaman evlenelim. Kanka sohbetinizi bölüyorum. Ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Size kanka, hayırlı yürümeler. Görüşürüz. Eyvallah. Biz sal artık ya sen de tamam, hakikaten yat. Sesin güzel. Sesini iyi yerlere kullan, tamam mı? Tamamdır. Hadi görüşürüz. İyi yerlere kullan. Ne yapayım ya? Kulağına mı üfleyeyim ya? Ne yapayım ki yani? İyi yerlere kullan. Teşekkürler. Ne bileyim. Aynen, nasıl bir yerde kullanabilirim yani sesimi? Ne yapayım yani? Anonsörlük mü yapayım? Yürü, patla. YouTube'a at, Instagram'a at, TikTok'a at, bir şey at. TikTok'a at hatta. Böyle saçma saçma videolar at önce, sonra tutsun bir. Öyle mi tutuyor TikTok? Vallahi bak, şimdi böyle gir, saçma saçma videolar at. Ondan sonra biraz bir takipçi kaz. Ondan sonra işte benim sesim de güzeldi falan diyerekten geç. Tamam kanka. Bu taktiği yoksa tutmaz yani. Tamam kanka, hadi. Hayırlı günler. Allah bir yastık takacaksın. Evlenirseniz düğününüze bekliyorum. Amin amin. Şahin yani, tamam. Düğüne... Bana... Düğüne bir kendim. Yarım altından aşağı takmazsın herhalde diye düşünüyorum. Burada... Aşka şahitlik olur. Davetiye kargoyla oda olsun. Neyle olursa benim kapıma kadar getir. Yarım altın takmazsam o da benim ayım olur. Tamamdır Şahin'cim. Tamam kanka, öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi kanka, o gülü sallama hadi bakalım. Tamam bakalım hadi. Evet Afra, ne düşünüyorsun benim hakkımda? Düşüneyim senin hakkında. Söyledim ya az önce. Bizim geleceğimiz yok mu Afra? Böyle karanlık konuşuyorsun. Abi ne geleceği, 10 dakika önce tanıştık.
Hayır hayır önümüzü göremiyorum. Yani bu ilişkinin devamını göremiyorum gibi böyle karanlık bakıyorum gibi geleceğe falan. Bu tarzdan bir kurtul ya Afra. Bu değil yani bu olmamalı. Bence pozitif olmalıyız yani ikimizin de. Yani ikimiz de bu ilişkide şapkamızı önümüze koyup nerede hata yaptık? Kim nerede nasıl bir hata yaptı? Bunu bence sorgulayalım yani birbirimizle diye düşünüyorum Afracığım. Haklı mıyım? Anlıyorum seni. Peki bir ilişkide kıskanç mısın Afra? Efendim? Kıskanç mısın peki bir ilişkide? Yani yok be. Bu arada ben şuna inanıyorum. Bir insanın bir insandan önce de hayatı vardır ve o hayatına giren insan bunu kısıtlayamaz, engelleyemez. Doğru söylüyorsun. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Dediğin şeye hiç katılmıyorum. Çünkü ben profesyonel yavşak falan değilim yani. Ama öyle bir girdin ki. Ama ne yapayım beğendim. Öyle herkesi de beğenmem ben. Boyun kaç? 63. 1.63. Uzun boylu erkeklerden hoşlanır mısın? Ne kadar uzun? 1.78. Yani normal. Şaka yaptım. 1.90. 1.90 mı? Evet. Ne oldu boynum ya? Boynum tutulur seninle konuş. Niye canım? Ayakta niye konuşuyor? Otururuz. Doğru. Ayakkabı numaran kaç Afra? 41 numara üstünü ben kabul edemiyorum da çünkü. Bünyem almıyor. Kaç senin ayakkabı numaran? 36-37. Tam ideali biliyor musun? Gerçekten. Vallahi tam 36-37 tam yani. Biraz zorlasan çocuk reyonundan bile alınırsan ayakkabı ileride. Evet. Erkek peki, çocuk reyonundakiler olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne zamandan beri sevgilin yok? Ne zamandan beri? 1,5 yıl olmuştur. Sen ne diyorsun? 1,5 senedir sevgili yok mu? Senin gibi güzel harika bir kızın. Teşekkür ederim. Yok. Neden yok? Ne bileyim gerek duymadım. Anladım. Ya bu bir ihtiyaç değil aslında. Gerek duymadım değil. Hani insanın karşısına birisi çıkar ve olur yani. Öyle tabii de. Ve ansızın olur ya genellikle ansızın. Evet beklemediğin anda. Tam beklemediğin anda bir gecenin köründe, bir sabahın güneşinde anladın mı? 07.33'ünde, 30'unda. Böyle ansızın olur ya böyle beklenmedik bir yerde. Ama buradan olmaz ya. Nereden yapalım? Yok yani buradan tanıştığın insan olmaz yani. Niye? Tam çıkayım buradan nereden ekleyeyim seni? Tanışayım bir yerden tanışalım seninle o zaman. Sen ciddisin. Efendim? Sen ciddisin. Evet. Ben troll falan sanıyordum seni. Troll falan değilim. Fethullahcan sever misin? Ankara, İstanbul. Bak kızım kendine gel. Mesafelerin önemi yok tamam mı? Biz birbirimize sıkıca sarıldıktan sonra mesafelerin hiçbir değeri ve anlamı yok. Fethullahcan dinliyor musun, dinliyor musun? Şimdi bunu söyle bana. Dinlemiyorum. Tamam sana günde 3 parça Fethullahcan yazıyorum. 3 öğün. Bunu zamanla 2'ye düşüreceğiz. Eğer beni reddedersen bu aşkın katili sensinle başlayabilirsin. Eğer düşünme aşamasındaysan da boş bardak bir gün dolar. Bunu da söyleyeyim. Yani şimdi biz tanıştık, karşılaştık, tanıştık. Benim bir tane grafikerim var. İsmi Karaman. Onu zaten işten atmayı düşünüyordum. Hem de
Senle beraber ofisimiz beraber olur atıyorum. Bir de o çok gülüyor. Çok fazla gülüyor çocuk. Sürekli bir şey söylüyorum gülüyor yani anladın mı? Artık iş yapamaz noktasına geldik. Sonra onu işten atacağım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen gerçekten troll müsün? Ciddi misin? Ben anlamıyorum seni. Ben ciddiyim. Ciddi olmamı yani daha ne yapabilirim yani şu küçücük ekrandan sana bakıyorum. Daha ne yapabilirim ya? Şarkı yaptım. Sana şarkı yaptım, besteledim sana. Sana lan çiçeği mi alacağım, geleceğim, isteyeceğim yoksa bir sevgililik süreci mi istersin? Yoksa direkt isteyelim, nişan mı yapalım yani? Sen bana bunu söyle. Yoksa tarama evresine mi geçelim? Direkt istemeyeceğiz. Direkt iste mi diyorsun? Hı hı. Harbi mi diyorsun? Verirler mi? Dene bir şans. Sen beni var ya gerçekten fena trollüyorsun ya. trolle cevap veriyorum ne yapayım? İyi yapıyorsun Afra. Böyle devam et. Hayret beni lobiden hala nasıl atmadın ya? Niye atayım ki? Kötü bir şey demedin, küfür ettin, hakaret ettin. Doğru söylüyorsun. Hakikaten kalbini kıracak bir şey yaptın mı? Yok hayır ben çok eğlendim. Teşekkür ederim. Eğlenceli bir an yaşatabildim mi sana yani? Onu soruyorum sana. Evet. Tamam o zaman problem yok. Tamam troll olabilirim ama yani kötü bir insan yapmaz beni bu. Dedim ya. Eğlendim yani ben gayet. Ama bir yutkunuyorsun. Efendim? Bir yutkundun ama orada. Hayır. Peki bir şey söyleyeceğim. Saat 7.37'de sen ne yapıyorsun burada yani? Sanki oyun oynuyordum. Ben gelene kadar. Ne? Ben gelene kadar oyun oynuyordum. Aynen oyun oynuyordum. Sen geldin sonra. Birlikte eğlendik. Hayatı mı değişti? Evet. Bir tebessüm bıraktın bize. Teşekkür ederiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu PUBG Mobile hayatında daha böyle bir lobiyle karşılaşamayacaksın Afra bilgin olsun. Neden? Gelmez bir daha benim gibisi. Nerede gelecek sana anlık beste yapacak iki tane? Video mu çekiyorsun? Video çekiyorum. Nereye yapacağım? He? Nereye atacağım? izlesene.com'a atacağım Afra. Nereye atabilirim videoyu? Atmanı istemiyorum. Efendim? Atmanı istemiyorum. Harbi mi diyorsun? Evet. Şarkı söylediğim kısımları bile mi? Şarkı söylediğin kısımları atabilirsin de. YouTube'a atacaktım. İzin vermiyor musun yani? Nick'im falan kapalı. Efendim? Nick'im falan kapalı diyorum yani. YouTube'a atmama izin vermiyor musun? Yok ben atmanı istemiyorum. Niye ya? Yani benim bulunduğum videoyu. Ama senin bir şeyin belli olmuyor ki. Olsun istemiyorum. Tamam o zaman atmıyorum. Ciddiyim ama. Gerçekten istemiyorum. Tamam atmayacağım. Tamam. Sen benimle evlenmeyi düşündün o zaman. Aynen. Adres falan soracaktım sana. Video olduğunu duymasaydın. Harbi mi diyorsun? Efendim? Gerçekten mi diyorsun? Evet kalbimi kırdın şu an. Bak beni üzme şimdi ha kalbimi kırdın falan filan. Troll olduğumu açıkladım ama şimdi böyle deyince ben üzülürüm yani. Benim hayallerimle oynadım, geleceğimle oynadım. Ya sen de trollsün ya. Gerçekten. Nasıl gerçekten ya?
Gerçekten benimle görüşmek istediğini düşünmüştüm. Harbi mi diyorsun? Evet. O zaman şöyle yapalım. Ben o zaman bu videoyu sileyim. Sen beni şu an kandırıyorsun Afra, bana yavşaksın dedin ya. Öyle olduğunu biliyordum çünkü. Yavşak olduğumu biliyordun. Hayır, troll olduğunu biliyordum. Yani video çektiğini falan. E niye uyarmadın o zaman? Bekledim bitirmeni. Bitirmemi bekledin öyle mi? Evet, bozmak istemedim. Yo, şarkı hoşuna gitti. Dinledin sen de. Yo, şarkıyı beğendim, sesini de beğendim. Bunu inkar etmiyorum ki. Anladım, teşekkür ediyorum. Sesini ve şarkıyı gerçekten beğendim yani, yaratıcısın. Sağ ol. Sesin de güzel. Teşekkürler. Ama kesmek istemedim yani. Anladım. Ben TikTok'ta canlı yayındaydım bu esnada. Ne? TikTok'ta canlı yayındaydım, video çekmiyordum. Anladım. Sıkıntı olur mu? Olmuşa çare var mı? Şimdi olmuş bir şey için kalbini mi kırdın? Öyle mi diyorsun? Evet. Beni gerçekten şu anda utandırdın ya. Neden? Boğazım kurudu ya. Kurumuş boğazım yani şu an. Ya şöyle söyleyeyim sana. Canlı yayındaysan yapacak bir şeyim yok. Hani olmuş bir şey için senin kalbini kıramam şu saatten sonra. Ama videoysa da atmanı istemiyorum. Tamam, videoyu atmayacağım. Ama kalbini kıramam dedin ya. Bu davranışın için teşekkür ediyorum, kalbimi kırmadığın için. Ben de sana iki tane şarkı yaptım. Ya neden kalbini kırayım? Hani olmuş bir şey için açmışsın, canlı yayın girmişsin, yapmışsın. Şimdi ben burada sana küfür etsem, hakaret etsem elime ne geçecek, silinecek mi onlar? Ya da insanlar izlememiş mi olacak? E tabii canım. Doğru söylüyorsun. Gerek yok o yüzden kalbim. Ama ben de sana iki tane beste yaptım. Bundan sonra şunu diyebilirsin yani. Bana iki tane beste yapıldı diyebilirsin artık yani. Yok demem ama teşekkür ederim. Hakikaten sana yapıldı o beste yani. Anlık olsa da sonuçta doğaçlama yaptım ama sana yedi yani. Yok, beğendim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha fazla seni sinirlendirmeden gideyim o zaman. Niye sinirleneyim? Bilmiyorum ki. Kızdın ya bana trollüm diye. Kullanıcı adın ne? Videolarını izleyebilir miyim? Harbi mi diyorsun? Evet. Twitch platformunu biliyor musun? Neyi? Twitch. Bilmiyorum. Ha. Hala canlı yayında mısın şu an? Evet. Arkadaşlar izlemeyin bunu. Görüyorsunuz değil mi? Duygularımla oynadım. Geldi bana vaatler verdi evlenmekle alakalı. Canlı yayın. Şu an insanlar kopuyor yalnız yani bu söylemlerine. Arkadaşlar benim duygularımla oynadı. Ben gelinlik falan bakmıştım diğer telefonumdan. Ya bak, bazı insanlar üzüldü. Neden? Senin gerçekten üzüldüğünü düşünürler yani, ciddiye aldığını düşünürler. Ciddiye aldım zaten arkadaşlar. He, böyle de ondan sonra bana laf atsınlar. Kalbini kırdım gerçekten falan dediler. Ya. Gerçekten kalbini kırdın mı kırmadın mı? Bana bunu söyle ya. Arkadaşlar kalbimi çok kırdı. Ama bir şey söyleyeyim mi?
Makara bir insansın. Yani yakalıyorsun yani makarayı. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Yok be, kalbim falan kırmadı. Şey düşünmüştüm ben. Şu an gerçekten canlı yayındaysa seni koruyacağım yani. Gerçekleri söyleyeceğim. Gerçekten canlı yayınım. Allah belamı versin canlı yayındayım. Ve sana şey dediler. Kız çok zeki evet. Bir kız dediler yani sana şu an anlık chatte. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Canlı yayın olduğunu tahmin etmemiştim. Şey düşünmüştüm ben. Bu video falan yapıyorlar ya onu düşünmüştüm. Hani video olduğunu düşünmüştüm ama troll olduğunu biliyordum. Bu ben ciddiydim kalbimi kırdım falan meselesinde ben şaka yaptım. Video olduğunu bildiğim için yani. O yüzden kalbim kırılmadı. Üstelemeyin adam emek veriyor. İzleyin. Adam olun akıllı olun. Hoşçakalın. Sen neler diyorsun ya? Helal olsun. Kral yani yemin ediyorum kral. Bak şimdi trolldüm bak gerçekten izleyeceğim geleceğim. Ömer olsun ya. Alkışla beni. Bravo tebrik ediyorum. Öyle değil. Buradan alkışlayı görmem lazım. Oradan nasıl yapıldığını öğrenemedim ya ben alkışı. Nereden yapılıyor? Ya bu kadar da olmaz şimdi. Vallahi daha ben hiç bilmiyorum burada buradaki olayı. Hangi tuşta yapılıyor acaba ya? Ne oldum? Heh. Buldum helal olsun. Helal sana lan. Hadi git. Video çek. Millet trolle. Ama böyle deyince de şey oldum biliyor musun? Böyle deyince bir kötü o hissettim. Niye be? Hadi git videonu çek. Deyince. Abi ne diyeyim Allah. Ne olursun da BİM'de kal. Ya böyle deyince. Bak şöyle söyleyeyim sana nasıl ikna ederim bilmiyorum ama gerçekten kalbim kırılmadı ve gerçekten çok eğlendim. Sesini çok beğendim. Yaratıcısın direkt anında böyle hemen şarkı falan yapıyorsun. Bana aşık olmadın mı peki? Kullanman güzel. Efendim? Bana aşık olmadın mı? Yani oyunda 10 dakika önce tanıştığım bir insana neden aşık oldum ki? Anladım. Yani kalp bu. Öyle hemen açılmıyor. Doğru söylüyorsun. Ama sevdim yani. Eğlenceli birisi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nick'im Hype bu arada. Efendim? Nick'im Hype. O dediğin şey nasıl bir yok hayır o dediğin uygulama nasıl bir uygulama? Onu normal, bilmediğim için. Canlı yayın sitesi ya web sitesi. Bigo Live gibi. Bigo Live gibi ama Twitch. Twitch. Yani anladım. Muhtemelen Google'a Hype yazsa çıkıyor mu? Bakıyorum hemen bekle. Evet, ikinci sırada çıkıyor. Google Hype yazdığın zaman. Peki bir şey soracağım. Evet. Sabah sabah neden ben? Nasıl? O ne demek ya? Hayır, sabah körü neden ben? Ama şimdi sen neden ben deyince burada sanki böyle neden benim kalbimi kırdın gibi oluyor. Patmış kalp kırmaya. Abicim kalbim kırılmadı. Hakkını helal ediyor musun? Sana hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Hiçbir hakkım yok zaten. Gayet eğlendim. Sana hakkını helal et. Tamam ben de hakkımı helal ediyorum o zaman. Neden ben? Söylesene vallahi birazcık vallahi peki. Vallahi. Neden ben? Anlatsana birazcık. Neden ben? İyi güzel. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Güzel. Afra. Ben de. Bir gün canlı yayınlarımızı da izlemeni isterim. Müsait olduğun zamanlarda. Akşam saatlerinde yayın yapıyorum. Normalde oyunlar oynuyorum ama PUBG'ye de böyle ayda bir kere falan giriyorum.
Onu da söyleyeyim. Onda da seninle karşılaştık. Ayda bir kere de beni mi buldun? Vallahi seninle seni buldum. Peki. Ya arkadaşlar da bana şey yazıyor. Sen etkilendin galiba falan yazıyorlar. Arkadaş öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. Bir şey diyeceğim. Efendim. Bu canlı yayın muhabbeti trollse o zaman gerçekten kalbim kırılmış. Yok, bu canlı yayın muhabbeti troll değil. O kadar hasta değilim yani. Bak o onu da troll olsa o hastalık işi bir troll oluyor artık o. Çünkü bu şovun kime yani o zaman, anladın mı? Canlı yayında da değilsen o zaman kime bu şovun yani olur? Yani tamam o zaman. Dediğim gibi ya, hype yazarak, H-Y-P-E yazarak Twitch platformunda kanalıma ulaşabilirsin. Ulaşırız bir gün. İzleriz. Hayırlısı izliyorsun. Biraz da ben eğlenirim. Aynen öyle. Gülerim falan. Bana güldüler değil mi? Aga be. Sana gülmediler de benim şarkıma güldüler. Sen bana yavşaksın ben deyince de ben de sana Kezbansın Kezban dedim ya. Kezban nedir ya? Kezban nedir ya? Yok öyle. Öyle çıktı yani. Oldu o zaman. Oldu o zaman, ben müsaadenizi isteyeyim. Başarının devamını dilerim. Sana da başarılar. Kendine çok iyi bak. Eminim. Hoşça kal. Çıkıyorum ben. Çık o zaman. Instagram aynı sınırmalar. Unuttum ya. Tolezor 3 lira göndermiş. Selam var. Instagram mesela. Nikini yazmaması kanka. Selam var 3 lira göndermiş. HG demiş. Aleyküm selam var. 21 Hill 2 5 7 kişiye abonelik göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler efendim. Evet, bir izleyici daha kattık. 07.03.2020 tarihinde gerçekleşen hype kanalında olan olaylarla alakam yoktur. Niye yoktur? Kendine müzisyenin kölesi Kaan. Nick de bu yani, anladın mı? Olaylarla alakası yokmuş Kaan'ın. Sen kölelik yaparken bir sıkıntı olmuyor da biz burada ama iki troll yapınca mı sıkıntı çıktı Kaan? Nick'e bak amına koyayım. Eski zamanlardaki gibi oldu ya. Saat 8'i görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Bayağı uzun zaman olmuştu bu saatleri görmeyeli. O zaman size bir şarkı ısmarlayayım mı? 21 Hill 5 kişiye daha abonelik göndermiş. Kesene bereket program. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Size bir şarkı ısmarlayayım mı? Kapanış şarkısı ha. Ah. Hadi benden olsun. Şarkı benden olsun. Abone olmanıza gerek olmadan. Gecemde güneş oldun. Ben ölümü bile göremezken beni düştüğüm yerden doğrultun. Şimdi ise bitti diyorsun.
gerçekten bırakıp gidiyor musun? Sen ilk öptüğüm, dokundum, hakkında durmadan hayaller kurdum. Ben aşktan oyunlu kelimenin sözlük anlamını senin kollarında buldum. Şimdi ise bitti diyorsun. Öylece bırakıp gidiyor musun? Dur, çıkma hayatımdan. Hayır, inanmam, bu kötü bir şaka. Dur, konuşsaydık iki dakika. Sen de halledebilir, 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 halledebilir. Üstesinden gelebilirdi. Bak, iki damla gözyaşı daha süzülüyor senin için yanaklarımdan. Ah, anlamıyorum nasıl bir şey bu, nasıl da hastalıklı bir duygu. Zaman bile gücünü yettiremez buna. Hatırlarım hala, bilirim daim olduğunu. Dur, çıkma hayatımdan. Şaka. Dur, olsaydık iki dakika. Sen de biliyorsun, halledebilir, 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 halledebilir. Üstesinden gelebilir. Çıkma hayatımdan. Hayır, inanmam, bu kötü bir şaka. Dur, konuşsaydık iki dakika. Sen de biliyorsun, halledebilir, 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 halledebilir. Üstesinden gelebilirdik. Ama halledemedik. Aga niye geri kaçıyorsun? Markso 97 5 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Mert 35 14 38, İkinci ayını kutlamış. İlk defa bir yayıncıya abone oluyorum. Seviyorsun abi demiş. Çok teşekkür ederim canımsın. Çok sağ ol. Kamera burada değildi değil mi? Şuradaydı. Hoş geldin. Korra Sami 3. ayını kutlamış. Devran Döner. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oh be. Eski günlerin tadında bir yayındı uzun zaman sonra. Keyifli ya, her şeyden yaptık. Bak, gönlüm rahat etmedi Valorant'a girince. Döndük PUBG'de yaptık, güldük de, müzik de yaptık. Şarkıya trolle başladık. ...1978 abone diyor. Hala nasıl 2009? Bir F5'liyim ya burayı. Bu kadar abonelik geldi, şey oldu. 2978 diyor. Size son şarkı o zaman. Ve kapanış şarkısı. Parçalandım. Son.
vazgeçtim her şeyden önce. Bunu sorguladım saatler üst üste gelince. Anladım yoktun böyle bıraktım kendimi sana. Hatırlar mısın o günler kapımda? Toparlanmadım hala. Bir yanım ıslak öyle yalnız, diğer yanım yanıyor cayır cayır. Ne olur bir şey daha söyle bana, anlat içimde ne varsa. Üzülmeye alıştım nasılsa. Ne olur gitme böyle, tekrar söyle, vazgeçtin mi benden yine? Alışkın değilim sevilmeye. İstersen çok daha farklı konuşup anlaşalım. Yok anlamazsın, hiç halim yok. Yine de öylesine tartışalım. Çok parçalandım, 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 parçalandım. İkinci kısmı birazcık sallayacağım ve doğaçlayacağım. Hatırlıyor musun? Bugün böyle pencereden şu an full doğaçlama. Kapının önünde geldim kaldım peşinde, oyalandım sen hala benimle. Bakmadın geçmişe, sildin attın yine. Zaten buna çok müsait bir yapım var ve hissettim ama ne olur gitme diye. Ölüyorum, nefes alamıyorum, geçiyorum. Senden uzak olur bir parça ekmek bana kapında. Yüzüm sürüyor asla, olmaz bir daha yapmam dedim. İstersen öyle kalsın, öyle olsun. Yine geldim durdum buram, burası kaçtım koştum. Bir cümlem daha vardı kurmadım asla yanımda olmak için. Olur bir şey daha söyle bana, anlat içinde ne varsa. Üzülmeye alıştım nasılsa. Ne olur gitme böyle, tekrar söyle, vazgeçtin mi benden yine? Alışkın değilim. İstersen çok, yok anlamazsın, hiç halim yok. Yine de öylesine tartışalım. Çok, çok parçalandım, parçalandım. Ellerim acıdı ama bir parçalandım. Parçalandım, parçalandım, oh, parçalandım, parçalandım, parçalandım. Elim ayağım titredi anasını sikim, ne oluyor ya? Arkadaşlar, ben kaçıyorum ya artık. Hoşçakalın. Saatimiz 08.05 gösterirken. Artık gitme vakti geldi diyorum. Bu kadar duygusallık, bu kadar şey yeter.
giderken sert bırakayım ki, anladın mı? Geldiğimde de sert bulayım. Çünkü sert seviyorum.